Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde Future Tense yani gelecek zamanı işleyeceğiz. Future Tense gelecek zaman demektir. Future Tense'e kullanılan yardımcı eklerden bir tanesi Will ekidir. Bu dersimizde Will yapısının nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Will kullanıldığı cümleye ecek, açak anlamı katar. Will gelecekle ilgili bilgi verirken, tahminde bulunurken, söz verirken, veya gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan eylemler ifade ederken kullanılır. Will ayrıca konuşma anında verilen kararlar içinde kullanılır. Will'i kullanmanın temel mantığı budur. Şimdi Will ilgili cümle kurmanın kurallarına bakalım. Positive form olumlu hal demektir. Eğer Will yapısını kullanarak gelecek zamanla ilgili cümle oluşturmak istiyorsak şu kurallara dikkat etmeliyiz. Cümleye öncelikle bir özneyle başlamalıyız. I, you, we, they, he, she ve it özelerinden bir tanesini yazdıktan sonra will kelimesini kullanırız. Will hiçbir özneye göre değişikliğe uğramaz. Bu yüzden kullanımı oldukça kolaydır. Will yapısından sonra ise fiili kullanırız. Will bazen kısa yasılmış olarak karşınıza çıkabilir. Eğer will'i kısa yazmak istiyorsak özelerden sonra kesme işareti kullanırız ve iki tane L harfi yazarız. Şimdi örnek cümlelere göz atalım ve siz bu konuyu daha iyi anlamış olun. Will yapısı gelecekle ilgili tahminlerde bulunurken kullanılır demiştik. Buna bir örnek görelim. Where do you think Mary stay? Mary'nin nerede kalacağını düşünüyorsun? I am not sure but I think she will stay at hotel. Emin değilim ama bence o otelde kalacak. Emin olmadığı bir konuda tahminde bulunuyor. Maybe she will help you. Belki sana yardım edecektir. Emin olmadığı bir konuda tahminde bulunuyor. Will kullanımına dikkat edelim. Özneden hemen sonra will kelimesinin kendisi kullanılır. Daha sonra bir fiil kullanırız. Will yapısı konuşma anında verilen kararlarda da kullanılır. Örneğin, what would you like to drink? Ne içmek istersiniz? I will have a cup of Turkish coffee please. Bir fincan Türk kahvesi alayım lütfen. Gördüğünüz gibi konuşma anında verilmiş kararlarda da will yapısı kullanılır. Will'in cümle içerisinde kullanımı özneden hemen sonradır. Daha sonra yanına da bir fiil alır. Will ile ilgili bir başka örnek ise they will go to the cinema. Onlar sinemaya gidecekler. They özdesinden hemen sonra will yardımcı fiili kullanılmış ve ardından bir tane fiil almıştır. We will watch a film. Biz bir film izleyeceğiz. We biz özdesinden sonra will cümleye ecek acak anlamı katmıştır. Negative form, olumsuz hal demektir. Eğer will'i olumsuz olarak kullanacaksak şu kurallara dikkat etmeliyiz. Cümleyi bir tane özneyle başlamalıyız. I, you, we, they, he, she, it. Öznelerinden bir tanesini seçtikten sonra will'in negatif hali olan, olumsuz hali olan want kelimesini kullanırız. Ardından yine yanına bir tane fiil yazarız. Want aslında will not yapısının kısaltılmış halidir. Örnek cümlelere bakalım. I won't do my homework today. Ben bugün ödevimi yapmayacağım ay ben özesinden sonra negatiflik anlamı katacak olan want kelimesi kullanılmıştır. Cümleye ecek, acak anlamı katmıştır. He won't go to the school. O okula gitmeyecek. He özesinden sonra want yardımcı eki kullanılmıştır. She won't eat pizza. O pizza yemeyecek. She özesinden sonra want yardımcı eki kullanılmıştır. It won't drink milk. O süt içmeyecek. It özesinden sonra want yardımcı eki bu cümleye ecek acak anlamı katmıştır. They won't sing a song tomorrow. Onlar yarın şarkı söylemeyecekler. Question form soru hali demektir. Eğer will yapısını kullanarak gelecekle ilgili soru sormak istiyorsak şu şekilde kullanmalıyız. Cümleye bu sefer will yapısının kendisiyle başlamalıyız. Ardından öğrendiğimiz zararlardan bir tanesini kullanmalıyız ve daha sonra cümlenin fiilini yazmalıyız. Böylece will yapısıyla ilgili bir soru cümlesi oluşturmuş olacağız. Örneklere bakalım. Will you skip a rope? Sen ip atlayacak mısın? Gördüğünüz gibi soru olduğu için cümlenin başında will kullanılmış, daha sonra özne kullanılmıştır. Eğer böyle bir soruya cevap vereceksek olumlu cevaplarda yes, I will. Evet ip atlayacağım. Olumsuz cevaplarda ise no, I won't. Hayır, ip atlamayacağım. Will she ride a bike? O bisiklet sürecek mi? Bu bir soru cümlesi olduğu için cümleye will ile başlarız. Ardından özneyi yazarız. Eğer cevap vereceksek olumlu cevaplarda yes, she will. Evet, o bisiklet sürecek. Eğer olumsuz cevap vereceksek, no she won't. Hayır o bisiklet sürmeyecek. Will they celebrate your birthday? Onlar senin doğum gününü kutlayacaklar mı? Will ile soru yaptık. Eğer bu soruya cevap vereceksek, yes they will. Evet kutlayacaklar. Eğer olumsuz cevap vereceksek, no they won't. Hayır onlar kutlamayacaklar. Time expressions zaman ifadeleri demektir. Future tense will yapısında kullanacağımız zaman ifadeleri şunlardır. Next, sonraki gelecek anlamına gelir. Next week, next year, next month gibi. Next week, gelecek hafta. Next year, gelecek yıl. Next month, gelecek ay demektir. Tomorrow, yarın anlamına gelir. In the future, gelecekte demektir. Soon, yakında. Later, sonra demektir three years later, one week later, üç yıl sonra, bir hafta sonra. Bu gibi zaman ifadeleri future tense'in will yapısında oldukça sık kullanılmaktadır. They will play tennis later. Onlar sonra tenis oynayacak. Gördüğünüz gibi özenden sonra will kelimesi ecek acak anlamı katmıştır. Later ise burada zaman bildirerek cümlenin sonunda yerini almıştır. He will listen to music soon. O birazdan müzik dinleyecek. He özlesinden sonra vil kalıbı kullanılmış ve soon, birazdan yakın zamanda anlama gelen kelime zaman bildirerek cümlenin sonunda yerini almıştır. Will yapısıyla ilgili dikkat etmeniz gereken diğer ifadeler şunlardır. I think, bence demektir. I believe, inanıyorum demektir. I hope, umarım demektir. I'm sure, eminim anlamına gelir. I'm afraid, korkarım demektir. Probably, muhtemelen demektir. Bu ifadeleri de future tense'in will yapısıyla birlikte kullanabilirsiniz. Örneğin, I hope you will be a rich man in the future. Umarım gelecekte zengin bir adam olursun. I hope umarım anlamına gelir. Bu ifadeyi kullandıktan sonra will yapısını kullanabiliriz. Özneyi yazar, ardından will'in kendisini kullanırız. I think Jane won't come to the party. Bence Jane partiye gelmeyecek. I think bence demektir. Bundan sonraki cümlede will yapısını kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi burada will'in olumsuz hali olan won't kullanılmıştır. <laughs>